Podcast dinle. İki Kafa Söyleşi başlıyor. Herkese merhaba tekrardan. Bu ara çok sık sık bölümler atacağım buraya arkadaşlar. Şimdi çok sevdiğim bir değerli arkadaşım, meslektaş diyemem çünkü kendisi üstadlardan sayılır. İki Kafa Söyleşi de beni kırmadı ve karşımda şu anda Number One Türk FM radyo programcısı ve sunucularından, seslerinden Turgay Kargı. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'te program devam ediyor. Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakterinin kendisine çok şey öğrettiğini anlattı Sezen. Çok engebeli bir yolculuk Derin'in ki, kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu dedi ve böyle bir haberi de paylaşmak istedim sizlerle birlikte. Merhaba Turgay, hoş geldin. Hoş bulduk Dilhan. İki Kafadar. Programımız İki Kafadar. Bu arada hemen baştan söyleyeyim, kesinlikle ikinci Acun olmak istiyorum. Bu bir gönderme gibi yoksa senin fikrin mi? Yok, fikrim değil aslında bakarsan. Herkes gibi ben de kendim olmak istiyorum da. Şimdi öncelikle programın harika, onu söyleyeyim. Gerçekten podcast dinledi. Açtığım birkaç tane program var. Onlardan biri senin programın. Seni zaten seviyorum. Yaptığın iş çok güzel. Saygı gösteriyorsun mesleğine. O nedenle dedim ki olursan bu programda olayım, anılarımı anlatayım. Dinleyicilerimize buradan selamlarımı göndereyim. Hem de bir şeyleri paylaşalım istedim. Sağ ol beni çağırdığın için. Teşekkür ederim. Rica ederim, benim için de bir... Sorular var mı? Var mı? Hazır. Sorular var, kafada var. Kağıtta tamam. İngilizce yazdım ki İngilizcen iyi çünkü biliyorum. Kısa kodlarla gideceğiz bakalım. Evet. Onun dışında akışta devam ederiz. Merak ettiklerimi soracağım. Tamam. Armağan Çağlayan gibi oldum. Aa süper. Sadece merak ettiklerimi soruyorum. Süpersin, harika. Bravo. İki Kafadar olarak da değiştireceğim programın adını. Ne olacak? Bu bölüm özel İki Kafa. Şaka bir yana programımızın adı İki Kafa. Kafadar. İki Kafa, tamam. Kafadaroğlu diye bir baklavacı vardı Beşiktaş'ta. Acaba oradan mı sana geldi? Yo, şu anda? Ben böyle bazı şeyleri çok ters okuyabiliyorum. Mesela geçen gün ne oldu biliyor musun? Hemen sana söyleyeyim. Hı hı. Dedi ki Barış Manço'nun şarkısını çaldın mı dedi bana Kadir. Ben dedim ki çaldım. Hangi şarkısını çaldın dedi. Can Bedenden Çakmayınca'yı çaldım dedim. Yani bazen anlatabiliyor muyum? Bazen o kadar alakasız şeyler söyleyebiliyorum ki mesela iki kafa olduğunu biliyordum ama iki kafadan nereden çıktı mesela? Ya iki kafadar işte yolumuza aynen bakıyoruz. Öyle. Çok iyi anlatıyorsun. Aslına bakarsan yani. Ne anlatmak istediğimiz çok önemli sevgili aslında. Dilhancığım. Şimdi ilk sorun şeydi herhalde. Neydi? Sorum ne biliyor musun? Hı. Yani kronolojik gitmek istiyorum ki kafada karışıklığı olmasın. Tamam. Seni bilenler de bildiklerini unutmasın. Aynen. Yani bu radyoculuk hikayesi seni bir iten durum sonrası mı, bir hikaye sonrası mı, yaşadığın bir şey sonrası mı, yoksa tamamen böyle tesadüflerin getirdiği bir durumla kendini radyo istasyonunda çalışırken mi buldun? Yani nasıl oldu? Şimdi Dilhancığım, hani böyle küçükken hep sorarlar ya büyüyünce ne olacaksın diye. Hı-hı. Ben büyüyünce radyocu olacağım demedim. Yani hiç böyle bir planım yoktu aslına bakarsan. Şimdi beni iten bir kadın oldu aslına bakarsan yani. Lise yıllarında bir kadına aşık olmuştum ve kadını etkilemek amacıyla ona yalan söyledim. Dedim ki ben radyocuyum. Aa dedi, nerede radyocu? İşte şurada radyocuyum. Çok dinleyicim var. Acaba bir gün gelsen de seninle konuşsak, seni gezdirsem gibisinden bazı şeyler anlattım. Sırf onu etkilemek ve onun gözüne girebilmek için kabul etmedi tabii. Yine beni reddetti bu arada. Ama ondan sonra dedim ki yahu bunları söyledim. Çünkü o dönem radyocular, radyocu deyince böyle insanların aklına o kadar şey geliyordu ki büyük bir şey geliyor. Şimdinin neyi olabilir mesela? Tesla'sı gibi bir şey. Abartıyorum tabii ki, öyle bir şey yok da. Radyocu dediğin zaman böyle akan sular duruyordu. Ben de dedim ki madem öyle, çevremde hep böyle tanınmak istiyorum. Yeni kadın arkadaşlarım olsun, yeni erkek arkadaşlarım olsun. Ünlü olayım, elle gösterilen adam olayım diye dedim ki radyocu olacağım. Gittim başvurdum. Ondan sonra hiç beğenmediler. Ama sadece diksiyonumun güzel olduğunu söylediler. Bu çocuk yapabilir dediler. Çünkü daha toyduk, çocuktuk. Çiğ dönemimizdi. Sonra bir baktık radyocu olmuşuz. Yıllar yıllar geçmiş. Ben yerel bir radyoda başladım. Sonra yine Can FM'de, yine yerel bir radyoda devam ettim. Sonra Slow Talk Radyo'da İstanbul FM. İstanbul FM, aslında İstanbul FM'i saymamak lazım. Çünkü durmadım orada. Number One, Number One FM. Böyle yıllardır bu işi yapıyorum. Senin gibi güzel adamlar tanıdım. Radyoculuk benim için artık bir meslekten öte. Hani diyorlar ya, aa bu seslendirme aşktır, radyoculuk aşktır. Tabii radyoculuğun vermiş olduğu ekstra yan şeyler de oldu. İşte nedir onlar? Onlardan biri işte seslendirme. Seslendirme yapıyorum, dublaj yapıyorum. Kadrolara girmeye çalışıyorum, dublaj kadrolarına. Öyle ilerleyip gidiyoruz. Peki burada bildiğim kadarıyla Doğan grubunda da uzun yıllar çalıştın, emek verdin. Orası da yani bir senin için bir yuvaydı. Çok şey öğrendin. Aynen öyle. Şimdi Dilhan, öncelikle Doğan grubu benim için hayatımın dönüm noktasıydı.
Neden diye soracak olursan, bir şekilde girmiş olduğum radyoculuk hayatında hedef koyuyorsun. Diyorsun ki senin hedefin ne? En üst. Sen de mesela herkes en üstü ister abi. Yani mesela su taşıyorsan dersin ki yarın kesinlikle 4 taneyi birden deneyeceğim, bakayım taşıyabiliyor muyum diye. Ne bileyim, kuru yemişçiysen 10 kilo sattıysam yarın 20 kilo satayım falan diye düşünüyorsundur. Böyle çok uç örnekler veriyorum ama ben radyocuyken dedim ki madem bu işi yapıyorum böyle en üstlere gideyim. Yani hakikaten diyordum, yani bir gün Doğan Medya'da çalışayım, Radyo D'de, Slow Türk'te. Ondan sonra hep böyle hedefimdi. Bir baktım Slow Türk'e adam alınıyor. Genç yetenekler varsa gelsin. Ben de kendimi genç yetenek olarak gördüm. Ne güzel. Başvurdum. Hı-hı. Orada tabii Slow Türk'te slow şarkılar çalıyoruz. Böyle duygusal konuşmak zorundasın. O benim böyle pes sesim oradan geldi. Aynen öyle. Evet. Gittim hemen anons verdim. Dedim ki herkese merhabalar, Slow Türk'tesiniz falan filan böyle. Ondan sonra bir baktım iki gün, üç gün sonra aradılar. Dediler ki seçildiniz, buyurun gelin. Tam 10 sene çalıştım Doğan Medya'da. Slow Türk'te ve Radyo D'de. Bayağı çok iyi bir süre yani. Aynen öyle. Neler yaşanmıştır ha. Ya çok anı var aslında çok. Yani. O kadar çok ki. Çok güzel anılar biriktirdim. İnsanlar biriktirdim. Özlediğim insanlar var. Hala görüşmediğim ama özlediğim adamlar var. Ve ne bileyim, kendi başına kalmış adamlar da var. Seni unutan kişiler de var elbette. Hayat bu zaten. Devamlı beklemiyorsun hiçbir zaman her gün seni arasın ya da seni sorsun diye. Melon Şapka'yı tanıdım orada. Çok severim. Ayrı bir şair. Bahar geldi çocuk, gördün mü? Ondan gelmedir bana mesela. Ben onun taklidini yapardım Doğan Medya'da. Ay Allah genç. Yahu aynı benim gibi konuşuyorsun be derdi. Aynen bu şekil. Çok taklit yaparım mesela ben. Evet, Doğan Medya'da geldi. Sen de evet. Başarılısın. Bayağı taklitlerini yapıyordum arkadaşlarım. Senin taklitini yapıyorum biliyorsun. Konuşmanı yapıyorum. Merhaba Tugay'cığım, yer misin? Mesela anlatabiliyor muyum? Gördüm. Ben gözlemlemeyi çok seviyorum Bilhan. Evet. Ama. Biraz da gözlem işi değil mi? Yani işi. Kesinlikle. Bu şey, show işi. Aynen. Business. Kesinlikle. Çünkü ben şimdi Dilhan'ı hep gözlemliyorum ama kendine has olacak. Mesela sen tam bir karaktersin. Mesela ben de çok sıradan bulurum kendimi aslında. Hayatta sıradan değilsin. Sıradan insanlar çok taklit edilemez. Karakteri olan, karakterli adamların taklitleri olur. Mesela şey de öyledir, Ercüment de öyledir. Mesela bizim Number One'ın productioncısı Ercüment. O da mesela çok karakteristik, öyle söyleyeyim. Karakter derken ondan bahsediyorum aslında, dinleyiciler anlamıştır. Çok taklitlerini yapardım. Güzel anılar dedin. Çok anılarımız var. Hangisini anlatsam bilemiyorum ama çok da zamanını almak istemiyorum. Burada mesela ama yani yine özel şey bir adam var. Bir tane mesela şöyle bir şey vardı. Ben yayına girmiştim. Bizim grup başkanımız dinlemiş. Dedi ki o hafta sonu yayın yapan çocuk kim yahu demiş. Grup başkanımız bir hanımefendiydi. Bir kadın patronla çalışmak da benim için ayrı bir zevkti. Onu da söyleyeyim tabii ki. Hem deneyim oldu hem bu deneyimden zevk aldım açıkçası. Çok saygı duyuyorum kendisine. İsmini zikretmeme gerek yok. Belki istemez yani. Ama Doğan Medya'nın grup başkanıydı. Ve dedi ki o çocuk nerede dedi. Toplantıdaydık böyle. Elimi kaldırdım, benim efendim dedim. Ve oradaki mesela bütün oranın en ünlü adamlarına dedi ki yani işte Hakan Gündüz o orada, ne bileyim Melon Şapkası orada, Sarı Şeker Seması orada, Sunny'si orada, herkes orada, Kadir Çetin orada. Kadir Çetin zaten orada. Evet. Ondan sonra dedi ki bu çocuk dedi hepinizi geçecek dedi. O ana kadar ben sadece yayına gelip giden bir adamdım. Kimseyle muhatap olmuyordum falan filan böyle. Baktım böyle bir özgüven geldi bana, bunu söyleyince kendine güveniyorsun. Ve şey dediler, mesela selam vermeye başladılar. Aa, merhaba genç filan diye, merhaba Turgay filan diye. Ben de böyle kendimi o an hani müthiş bir özgüvende hissediyorum ya. Merhaba kardeş, ne haber filan demeye başladım. O Hakan'cığım ne haber kanka filan olmaya başladı. Ama çok anım vardı. Mesela bilet dağıtırlardı yılbaşlarında Doğan Medya'da. Ben bir arkadaşımla yılbaşı biletimi değiştirmiştim gerçekten. Yani çok fazla belki büyük bir miktar değildi ama ondan aldım. Ben dedim ki sonu 7 olanı alayım dedim mesela. Ondan 7 numarayı almıştım. Belki gereksiz bir bilgi ama anı olarak anlatayım. Sohbet ediyoruz ne de olsa. Değiştirdiğim bilet hiçbir şey çıkmadı benim aldığım. O arkadaşıma
Yani şimdinin parasıyla belki de yani 10-15 bin lira para çıkmıştı mesela. Onu hiç unutmuyorum. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'te en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Bu arada belgeselin müziklerini bir albümde topladı. Kim? Tabii ki Murat Evgin. Metin Akpınar'ın İyi Ki Yapmışım adlı belgeseli için yaptığı müzikleri bir albümde topladı Murat Evgin. Ünlü oyuncunun 79 yıllık hayatını anlattığı 15 eserden oluşan albüm dijital platform üzerinden müzikseverlerle buluştu. Bunu da hatırlatalım. Peki Kadir Çetin'den bahsettik. Yani yolunuz Radyo D'de orada mı tanıştınız? Daha önce bir arkadaşlığınız var mıydı? Şimdi daha önce bir arkadaşlığımız vardı fakat samimi değildik. Yani nasıl? Sadece merhaba merhaba öyle söyleyeyim. Şimdi Kadir Çetin zaten Kadir Çetin yani. Kadir Çetin ismi belli bir radyocuydu. Tanınan bir radyocuydu. Evet. Biz Kadir Çetin'i duyduğumuz zaman aa Kadir Çetin falan geldi derdik falan. Benim çalıştığım yerel radyo vardı. Yerel radyoya bir kafenin içerisindeydi. O da kafeye işte yemek yemeye ne bileyim çay içmeye falan gelirdi. Orada tanışmıştık işte ben radyocuyum falan filan. O da bana demişti ki işte sende bir cevher görüyorum. Samimi söylüyorum bunu. Eğer çalışırsan istersen başarabilirsin demişti. Yıllar sonra bir baktım Slow Türk'e başvurduğumda Kadir Çetin oradaydı. Kadir Çetin'i bir gördüm. Dedim ki bu kadar olur. Onun da etkisi vardır yani bu orada bir yerlere gelme. Enerji birleşmesi olmuş. O sana hedef göstermiş kesinlikle. Ve yolumuz kesin. Bana bir kere yol gösterdi o kesin. İkincisi çok destek de oldu açıkçası. Yani çünkü bu radyoculuk piyasasında hani böyle şey değil. Yani anlatıyor ya böyle. Ya sinema böyle bir şey ya da ne bileyim işte dizi oyunculuğu şöyle bir şey. Radyoculuk da pek farklı değil aslında onlardan. Çünkü radyo ortamı da aynı. Ünlü adamlar da var. Henüz yeni başlamış. Biz hani junior dediğimiz adamlar da oluyor. Biz o zamanlar çok junior'duk. Yani hiçbir şey bilmiyorduk. Bilmediğimiz için askeri yeni gidenler bilirler. Orada dedelerimiz vardır. Dedeler hemen torunları yanına çeker. Der ki gel ben seni koruyacağım. Kadir bana onu yaptı. Yani Kadir beni korudu açıkçası. Onu söyleyebilirim. Meslek büyüğü kesinlikle olarak sana yardımcı diyorum. Oldu. Evet. Yok Kadir benden küçüktür yaşça. Öyle mi? Evet. Aa, harika. Bunu Kadir tahmin ediyorum 85'li diyebiliyorum tabii. 5'li. Sen de galiba 83'lüsün. 83'lüyüm. 83. Evet çok güzel. Ben de akranım. Ben de 82'liyim. Sizden... Yok sen ama hiç yaşını göstermiyorsun. Ya işte 92'lisin falan diyorlar. 83 fazla mı oldu ya? 93'tüm ben ya pardon 93. 93'tüm. Zaten yani bu saç... Neyse bu saç şey bayağı konusuna girmeyelim bence yaş konusuna. Spor gösteriyorsun. Aynen öyle. Ya ben yaşın sadece bir rakamdan ya orası ibaret öyle, tabii. Vallahi bak yemin ediyorum hiç umurumda değil. Bu önemli. Benim 70 yaşında arkadaşım olabilir. Olabilir. Sohbet edebilirim. Senin gibi 30 yaşında arkadaşım da olabilir. 20 yaşında arkadaşım da olabilir yani. Teşekkür ederim. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. Ya yaş hiç önemli değil. Radyodan kazandığın ilk parayla ne satın aldın? Ya hiçbir şey satın almadım, biriktirmiştim. Bir kere şöyle bir şey, hemen onu anlatayım, kısaca anlatacağım Dilhan. Ben şimdi o zamanın parasıyla, yani ben 2005'te tabii Kanal D'ye girmiştim Doğan Medya Grubu'na. 2004'te 300 lira, 400 lira falan alıyordum yerel radyoda. Hı-hı. Malum, evet. Yerel radyo yani. Paralar olunca veriyordu, paralar olmayınca vermiyorlardı. Ondan sonra oraya gittiğimde herhalde dedim ki bana bir 1000 lira verirler. 1000 lira şimdinin 10 bin lirası ama. Ama hayal kuruyorum 10 bin lira işte yani. Ne alacağım 1000 lirayla neler. Askeri ücret 200 lira 300 lira bir şey. Yani sallıyorum tamamen de o kadar fark var arada. 1000 lirayı nasıl bitireceğim ne alacağım falan filan derken. Annem şey istiyordu mesela onun için koltuk takımı istiyordu. Ondan sonra dedim ki ben bir koltuk takımı alacağım. O dönem işte erkek kardeşim de evlenecek falan filan. Ona da yardım ederim. Şuyodur budur hep böyle ama böyle şeyim yani Robin Hood tamam mı? Yani kötüden almıyoruz gerçi. Alnımızın akıyla bir şeyler alıyoruz. Ama birilerine dağıtacağım yani öyle söyleyeyim. Sonra bir baktım 1500 lira para verdiler bana Dilhan. Yani 1500 lira ne demek biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdikinin asgari ücretinin 3 katı falan verdiler öyle söyleyeyim. Yani 15 bin lira para vurduğun zaman. Ya o zaman dolar 1 lira 10 kuruş 1 lira 20 kuruş düşün yani. Ve o parayla hemen... Gittim ilk önce tabii bir şeyler aldım. Hep şeydir ya paranın bir tanesini saklarsın. Birini saklamışım sonra bozuldum tabii zor günlerde. Ama anneme koltuk takımı almışım. Onun için ne güzel ne güzel. O şekilde harcadım. Yani olmuş. Hı-hı. Peki pes sesse sahibim dedin. Yani onu da yapabiliyorsun. Taklit yeteneğim var. Seslendirme tarafı nasıl gidiyor? Seslendirme tarafı şimdi aslına bakarsan ben hep böyle hayalini kuruyordum. Seslendirmeci olacağım. Dublaj çok seviyorum. Bayılıyorum yani dublaj yapmak istiyorum. En çok da animasyon seviyorum fakat animasyona sesim gitmiyor.
Daha çok orta yaş adamları seslendiriyorum. Ama tam anlamıyla herhangi bir filmin ya da ne bileyim dizinin hani böyle tam kadrosuna giremedim, onu söyleyebilirim. Yani şimdi dinleyiciler de demesin Turgay Kargı kim diye. Giremedim gerçekten. Ama çok şükür şu son dönemde çok fazla dublaj alıyorum ama hep böyle ara sesler, konuk sesler, o tarz sesler alıyorum. Bu dönemde bir iki proje var diyeyim. O projeler olursa evet, en azından beni seven dinleyicilerim ya da ne bileyim çevremdeki arkadaşlarım, ki onlar bana çok dua ediyor, beni en azından kadrolu bir dizide ya da televizyondaki güzel bir sinema filminde izleyecekler. Özellikle 2023'te çok duyacaklar benim sesimi. Dilhan sen de şahidim ol. Çok güzel. Hı. Bereketli olsun. Çok daha güzel işler gelsin diliyorum. Sağ ol. İlk radyo deneyimi lokal bir radyoda oldu. Zaten söylemiştin. Peki number one gruba transfer aşaması nasıl oldu? Yani şöyle oldu. Yine zaten hani dedim ya, oradan ayrıldıktan sonra ilk önce İstanbul FM dedim sana, az önce de biliyorsun. İstanbul FM'e gittim. Evet. Orada anlaşamadık. Sonra burada Tolga Yiğit var. Aynı zamanda Kadir Çetin de var biliyorsun. Zaten Kadir Çetin'le tanışıyoruz. Başvuru yaptım, dedim ki böyle böyle hani ben iş arıyorum. Doğan TV'den çıktım. Müsait olursanız, eğer sizlerde uygun görseniz sizinle çalışmak istiyorum dedim. Başvuru yaptım. Bunu tabii ki yönetimle değerlendirdiler. Dediler ki böyle böyle Turgay Kargı işte şurada çalışmış, sesi budur. Dinleyin, müsait olduğunuzu alın. Bir zaman sonra, hemen olmadı ama. Yani bir zaman sonra, bir iki ay sonra aradılar. Dediler ki sizinle çalışmak istiyoruz. Ben ilk önce düşündüm, acaba benim şartlarımı kabul edecekler mi diye. Buralarda şaka yapıyorum, komiklik yapıyorum. Sonra tabii kabul ettim seve seve. İyi ki de number one'a geldim diye. Çok güzel dostluklar elde ettim her zaman olduğu gibi. Çok seviyorum number one'ı. Number one'da çalışmayı seviyorum. Buradaki ortamı seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizler de beni seviyorsunuz. Number one hikayem bu aslında. Çok fazla da zaten yeni yani. 6 sene oldu henüz. Ben 10 seneden aşağıya eski demiyorum. Bakalım. İnşallah daha güzel olur yani. Güzel şeylere imza atarız hep birlikte Dilhan. Bu arada Dilhan sen de yani number one'ın bir parçasısın. Yani kendini öv ara sıra. Bir süredir evet. Yani başka işler de yapıyoruz herkes gibi ama dediğin gibi burada olmak gerçekten keyifli. Peki radyo zamanlarında yani altın çağını yaşadın. Yaşamış insanlardan birisin. Çok para kazanıldı mı o dönemde? Çok. Çok. Yani çok kazanıldı. Ben çok kazandım. Şimdi ne yalan söyleyeyim, ben arabamı aldım radyoculuktan. Sonra bunu söylemeyeyim ama bazı şeyler yaptım, güzel yatırımlar söyleyeyim. Evet. Ya, kendime yatırım yaptım bir. Kendime yatırım dediğim, gittim işte diksiyon eğitimimi aldım, dublaj eğitimimi aldım. Ondan sonra bunlar bedava değil Dilhan. Gerçekten bazısı için ne kadar saçma yerlere para harcıyorsun diyebilirler ama hayır, benim için çok önemliydi. Ondan sonra arabamı aldım mesela, hep hayalini kuruyordum. Arabamı aldım, paramı biriktirdim, arkadaşlarıma yardım ettim. Ondan sonra para kazanamama dönemini de yaşadım. Parasız da kaldım. Arkadaşlarım bu sefer bana yardım etti. O sen biraz de bilirsin. Evet, yani bu değişmesi hayatın içerisinde. Evet. Sektörle alakalı. Sektörle ilgili. Alakalı. Kesinlikle benimle ilgili değil. Tabii. Ondan bahsediyorum. Evet. Benim Doğan Medya zamanında çalıştığım dönemde radyoculuktan çok para kazanılıyordu. Şimdi de kazanıyoruz elbette ama sektör özellikle bu pandemiden sonra bir de bütün dünyayı etkiledi zaten biliyorsun. Sadece radyoculuk değil, medya değil. O nedenle ama güzel paralar kazandım. Küçülmeye gitti her şey ama her şu şey. Anda yelpaze tekrar açıldı. Aynen. Bundan sonra ileriyi görenler kazanacak. Tabii ki. Çok da güzel olacak bence. İstersen bir mola verelim. Mola verelim, moladan sonra devam edelim. Tamam. Daha fazla müziğin adresini Number One Türk'te program devam ediyor. Şükrü Özyıldız'ı önceki gün Çeşme'de görenler tanıyamadı. Oyuncu saçlarını kısacık kestirip yepyeni bir imaja bürünmüş. Haftanın 5 günü spor yapan oyuncu gittiği plajda kaslı vücuduyla adeta şov yapmış. Bazen bazı değişiklikler gerekli. Buna ayak uydurmuş Şükrü Özyıldız, onu da hatırlatalım. Şimdi sevgili Turgay, bir şey geldi aklıma. Mesela ben radyocu olsam herhalde en büyük korkum şu olur. Yani istediğim kadar yıllarca bu işin başında olayım, müdür olayım, ne olursam olayım yani. Bir radyoyu yönetiyorsun. Diyelim ki bir anda DJ'lerin başına gelir ya, eski USB'lerde algılamaz şarkı, bir sonraki next track'a geçmez. Sende hiç böyle bir şey oldu mu? Veya ilk hangisinde en çok olay koptu? Ne demek istediğini çok iyi anladım. Oğlu da burada söyler miyim bilmiyorum ki. Söyle yani, yani çünkü burada. Çünkü tepkim çok değişik bir tepkiydi. Mikrofonu açık unutmuştum. Küfür ederek mikrofonun açık olduğunu söylemiştim. Yani küfür ettim resmen. Aha dedim. Mikrofon açıkmış dedim yani böyle. Ya oluyor ulusal bu. Ulusal yayında mı bu?
Bu yok, yerel radyoda. Yerel. Ulusalda olmadı çok şükür. Ama şöyle, mesela radyocuların en çok başına şey geliyor. Mikrofonu açık unutmak geliyor. Ondan sonra mesela böyle konuşuyorsun, tamam, bir şiir okuyorsun mesela diyelim. Bahar geldi çocuk, gördün mü? Ağlamak gibi ise gece. Bu arada İstanbul'dan bilmem kim yazmış falan filan diyorsun. Kapatıyorsun, zannediyorsun mikrofonu, diyorsun ki ya başlayacağım abi ya, bıktım artık bu işi yapmaktan filan. Ya da ben şu an kibar yaptım ama genelde bayağı sallıyoruz yani. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'te program devam ediyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporunun yenisi dün açıklandı. Rapora göre hava sıcaklığı öngörülenden 10 yıl önce, yani 2030'a kadar 1,5 derece artacak. Bu da 20-30 yıl için ve ekstrem hava şartlarında önemli bir artış olacağı anlamına geliyor. Raporda hemen harekete geçilirse felaketin etkisinin azaltılabileceği söyleniyor ve vurgulanıyor. Dikkatli olmak lazım bu durumda. Demin bir şey dikkatimi çekti Turgay. Mesela cümlenin yüklemine doğru bir şive kaydı sende. Aha, kaydı. Ha, bende şive var. Aklıma şey geldi. Acaba Tokat, Zile, o taraflar senin orası mıydı, ben hatırlayamıyorum. Yok, şimdi ben hep Burhan Altın Top'un taklidini yapıyordum mesela. Bu arada Engin Günaydın'la tanıştım, onu da anlatabilirim. Vay, hadi ya, anlat lütfen. Şimdi bir Avrupa yakası hayranıyım, fanıyım yani. Avrupa yakasını çok seviyorum. Yine Doğan TV zamanında hafta sonu yayın yapan bir arkadaşımız, Zeynep diye ismi sanıyorum. Dedi ki konuğum var dedi. Kim gelecek dedim. Engin Günaydın dedi. İçimden de diyorum ki ya yaşlı adamın ne işi var burada falan diyorum. Yani yaşlı adamlar herhalde yeni konuk alamıyor falan diyorum. Ama ben Erol Günaydın zannediyorum. Öyle algılıyorum. Sonra bir baktım. Avrupa yakası. Burhan Altıntop. Engin Günaydın. Onunla tanışmıştık mesela. Çok efendi. Ya çok saygılı. Müthiş. Yani kim olursan ol. Önemli değil. Yani o yerin temizlikçisi, güvenlikçisi ya da ne bileyim müdürü de olsan aynı tarzda sana ilgi gösteriyor. O nedenle ayrı bir yeri vardır Burhan Altıntop'un. Şimdi devamlı Burhan Altıntop böyle dinlediğim, izlediğim için de bazen arkadaşlar arasında böyle şey yapıyoruz. Yani şive komiği yapıyoruz açıkçası. Ne bileyim. Vay anasını ya. Falan yapıyoruz sonra ne bileyim. Bu çocuğu. Ne oluyor ya burada falan diye. Bu çocuğa takıcık oluyor. Aynı. Ben takılıyorum bu çocuğa mı diye. Çok iyi ya. Yani yaptığı bütün replikleri yapıyorduk ama ben Trakyalıyım. Tam tavara Trakyalıyım abi. Yani öyle söyleyebiliriz. Ya Kuzey Ege tarafı mı yoksa tam Trakya mı? Yok, tam Trakya yani. Çatalca diye geçiyor. Çatalca tabii. Ama Tekirdağ'dan da var, Edirne'den de var. Ben seviyorum ya. Benim o bölgeyi çok seviyorum. Evet. Gerçekten bayılıyorum. Çok neşeli insanlar. Keyifli onu yer. Bir kere söyleyeyim. Aynen. Bir gün gidelim yani seninle Dilhan. Yemesi içmesi vallahi, keyifli. Vallahi insanları keyifli. Bak cebinde para olmasın. Abim hoş geldin, hemen al yedeyim. Bir şeyler bu akşam yiyelim be. Vallahi bu kadar içten yani. Yemin ediyorum. Tanrı misafir. Aynen. Adam telefon faturasını ödememiş. Akşam beni yemeğe götürmüş. Vay be. Ya yemin ediyorum ya, böyle insanlar yani. Sevgiler, selamlar olsun. Selamlar. Buradan dinleyenler varsa tüm Trakyalı hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum. Trakyalı olmaktan da onur duyuyorum açıkçası. Bir Trakyalı kadar da iyi hikayelerinde betimleyen, oynayan, sahneye yansıtan Ata Demirer'e geçelim. Evet, geçelim. Ata Demirer hakkında ne düşünüyorsun? Olumlu şeyler düşünüyorum bir kere, onu söyleyeyim. Yani birebir yani yansıtıyor mu sence? Gerçekçi mi? Bence gerçekçi. Gerçekten gerçekçi. Çok gülüyoruz yani adama. Bir kere bir insan eğer kendisiyle dalga geçiyorsa, Dilhancığım, kesinlikle ama kesinlikle o insan gerçek insan. Abi kimse kendini kolay kolay dalga geçmez. Ya ben ne insanlar tanıyorum. Ben dünyanın en güzel kadınıyım biliyor musun? Allah beni niye böyle yarattı falan diyen kadınlar var yani. Ama adam tanıdık, diyor ki... Tanıdık geldi. Tanıdık geldi, evet evet. Zaten çevrimiz aynı Dilhancığım. İyi güzel. Peki ya, yani şimdi bak o, sorumu unuttum ya, bir şey gelmiş. Şöyle. Sen sorunu hatırlayana kadar ben söyle devam edeyim, diyor ki Ata Demirer. Kendisiyle dalga geçiyor. Evet. Yani diyor ben diyor şişmanım diyor. Şişman bir adam olarak yapabileceğim şeyler belli diyor. Esprilerinde çok iyi taklit yeteneği var. Müthiş. Şan eğitimi almış biliyorsun değil mi? Tabii. Ve ben şarkıcıyım diyen birçok şarkıcıdan daha da şarkıcı. Tabii canım. Müthiş şarkıcı. Üstad yani, eğitim verir hepsine. Ay, keşke Ata Demirer'i alsak böyle. Ya dün YouTube'da işte Demir Kol'un Galaksi Rehberi programında son işte bölümlerinden birinde Ata Demirer konukmuş. Gecenin birinde başladım. Ara vermeden ya 2.30'a kadar izledim. Ah süper. Yani adam çok keyifli. Onun öncesinde Engin Günaydın Üstad'ı izledim. O da işte bu Andropoz çıkmadan 3 gün önce konuk olmuş.
Netflix mecraya. Nasıl buldun Antropoz'u bu arada? Ya ona değineceğim işte. Sorun buydu. Evet. Biz de Antropoz çok uzak tabii bize yani. 20 yıl falan var ortalama minimumda. Yani çok keyifli. Tam bir kara komik olmuş aslında. Bence öyle. Adam çok iyi betimlemiş. Ve şimdi 50'lerin başında Engin Günaydın, 40'ların başındayken de şeyi yazmıştı. Yeraltı ve sonrasında Vavien. Vavien mesela harika bir film. Harika. Yani çok gişe bekliyormuş aslında ama az izlenen ama pusuda kalmış ama çok kaliteli bir film bana kalırsa. Tıpkı yani Hokkabaz gibi. Geçen bunun sohbetini yapmışsın. Aynen. Hokkabaz'da neler vardı hatırlıyor musun? Mesela oradan neler çıkar senden? Ben de mesela Hokkabaz'ın Maradona. Yani şimdi baba karakteri Mazhar Alanson mükemmeldi. Bir de onun her zaman en kötü ve en iyi gününde yanında olan can dostu var. Maradona. Biliyorsun Maradona'nın replikleri çok iyiydi. Cem Yılmaz, bak Cem Yılmaz'a geldik. Çok laf lafı açıyor ama Cem Yılmaz benim gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Bak yemin ediyorum sana, bunu çok samimi söylüyorum. O da senin gibi çok iyi gözlemci bir adam. Abi, yıllarca bu kadar iyi oynayamaz. Yani. Ya bak şimdi Hokkabaz'da gözlüklü oradaki ismini hatırlayamıyorum şu an. Adamla Gora'da oynayan adam aynı adam. Fakat nasıl karakter koymuş yani oyunculuğunu, anlatabiliyor muyum? Ya da taksi şoförü olduğu o kara komiklerde. Evet. Ya müthiş bir oyuncu bana kalırsa. Yani hala Cem Yılmaz'a laf söyleyen adamlar hakikaten aklından ne geçiriyor bilemiyorum. Yani başka bir şey söyleyecektim de birden çevirdim. Yani ne geçiriyorlar abi? Adam çok başarılı yani. Evet. Ya Jim Carrey neyse bence benim gözümde o kalitede A+ bir oyuncu adam yani. Jim Carrey ile ilgili konuştuk değil mi? Yayın öncesi konuştuk. Yayın galiba. Öncesi mi? Onu söyler misin ya? Dinleyicim bilsin ya. Jim Carrey ile ilgili çok şey var kafamda. Hangisiydi abi acaba? Şunu söyleyeyim. Dedin ya. Bir ipucu versene. Yıllar önce daha henüz ilk çek filmini. Çek mevzusu. Şimdi adamın kendi sesinden de anlattığı belgeseller de var. Andy'nin de belgesini yapmış. Eski oranın komedyenlerinden Amerikalı. Orada rolden çıkamamış. Sonra belgesel sonunda da anlatıyor. Komedi kulüplerde Kanada'da çalışmış. Daha sonra Amerika'ya yerleştikten sonra Birleşik Devletlere. Komedi kulüplerde çalıştığı dönemde işte küçük paralar kazanıyor. Lokal yerlerde çıkıyor. Mahalle kulüplerinde falan. Orada kendine bir çek yazıyor. Jim Carrey işte başrol oyunculuk bedeli. Ücreti diye. Ve oradaki meblağı işte kaç milyon dolarsa. Yıllar sonra Cameron Diaz'la birlikte Maske filmi oynadı. Patladı film. Müthiş karakter falan. Aynı meblağı istiyor birebir. Çok iyi ya. Yıllar sonra bu o parayı kazanıyor. Ya. O çeki alıyor. Ya Dilhan, senin böyle harika şey anekdotların var ha. Yemin ediyorum. Yani bak bunu herkes bilmiyordu mesela. Ben bilmiyordum abi. Sadece bunları anlatsan var ya, senin müthiş dinleyicin var zaten. İyice çoğalır. Yani burada niş bir iş yapıyoruz. Podcast dinle camiasında mesela kaliteli işte sesler yapmaya çalışıyoruz. Benim sesimi de bu arada podcast dinle de dinleyebilirler buradan, dinleyicilerimize söyleyeyim. Evet, dijital arşiv uzay boşluğunda salınmaya başlayacak. Araftakilerde yakında. Ben varım. Denizde romantizm. Birca Kalay ve Erdem Hamza akşam saatlerinde birlikte denize girdi. Oldukça keyifli olan çift denizde birbirleriyle şakalaştı. Ünlü oyuncu mimar sevgilisinin taklitlerine kahkahalarla gülerken objektife de takılmış. Ben de zaman zaman böyle oluyorum. Kahkaha ama sadece objektife takılamıyorum. Kimi zaman böyle zamanlar da geçirebiliyoruz. 6 tane var galiba. Evet, 6 tane. Sesli kitap kategorisinde var. Senin sesim var. Şu anda 6 bölüm yayında. Arafta kalmış hikayeler. Evet. Orada da zaten linkini de bırakacağım. Dinlemek isteyenler senin bu Uğulu sesinden ve böyle esrarengiz hikayelerin anlatıldığı PES sesinde kendilerini değişik hikayelerin içinde bulabilirler. Zoydak katili mesela iyi bölümdü gerçekten. Çok iyiydi, ben onu çok seviyorum. Evet, korku hikaye. Mesela yani katili sevmedik tabii, yani seviyorum derken yanlış anlaşılmasın. Hikaye çok enteresan ya, adam hala yakalanmamış olması falan filan. O da efsane. Yani neyse. Escobar var. Escobar'ın hayatını anlattığım bölüm var. O da ilgi çeker. O da çok iyi. Onu paylaşırız. Deneyler filan da var. Her neyse. Şimdi toparlayacağız sanırım. Yani buradan sen yayına yetişeceksin diye biliyorum. Evet, yayına geçeceğim. Başka zaman konuşuruz. Devam edeceğiz. Ben mesela şunu çok istiyorum. Ben seninle konuşurken çok mutlu oluyorum, onu söyleyeyim. Eğer başka bir şey olursa, başka böyle ikili bir şey konuşmak istersen her zaman. Konuşuruz tabii, aynı duygularda. Aynı. Onu söyleyelim. Dilhan'ın bu harika iki kafa programını podcast'te dinlemeye devam edin sevgili dinleyiciler. Onu şimdi söyleyelim. Sen şu anda aktif programdan bahsedelim. Zamanında sponsor Aygaz'da eve dönüş yolu yapıyordun. Evet. Drive time, yani eve dönüş yolu. Yine aynı saatte. 5'te yine aynı saatte. 16'da başlıyorum aslında. Evet. 16'da başlıyorum. Saat 20'ye kadar. Oldum olası hep böyle eve dönüşte yaptım. Slow Türk'te yine o dönemler yapıyordum.
Hatta en çok dinlenen radyocular arasında ikinci sıradaydım. Birinci Gezegen Mehmet'ti. Ben ikinciydim. Ama biz tabii ki daha çok format DJ'liği yaptığımız için daha anlaşılır bir şekilde sadece şarkı anonsu, kısa öz sözler falan filan bunları söylediğimiz için hani böyle pek fazla ismimiz duyulmamıştı. Şimdi de öyle yapıyoruz aslında. Bizden genel yayın yönetmenimizin istediği bunlar. Fakat biz araya böyle birazcık bir şeyler atıyoruz. Yani dinleyici de en azından nasıl bir karakterde bir adamı dinlediğini tabii görsün. Çok önemli. Ses tonuna bakıyor zaten. Komikken bu adam nasıl gülüyor? Onları merak ediyor. Yani bir DJ'yi seviyorsun, dinliyorsun. Aynı olmamalı. Robot olmamalı. Yani mesela şunu dinlediniz, bunu dinleyeceğiz. O adam onu dinlediniz derken bu arada falan biraz gülsün de yani. Çünkü senin hayatına giriyor adam ya. Ya ben çok iyi hatırlıyorum. Yine uzatacağım ama Dilan bir kadının sesine aşık olmuştu. Zaten değil mi? Kafanda böyle bir şey, görüntüsünü hayallersin. Aşık oldum resmen. Ama tabii bu en naif duygularla aşk, ondan bahsedelim. Ya dinlemeden duramıyordum. O zaman çocuğum ama yani 14-15 yaşında falan böyle. Nasıl böyle onun yayın saatini bekliyorum, dinliyorum, hayal ediyorum. Yayın bitti. Yayın bittikten sonra zannediyordum o radyonun içinde hep böyle duruyor boş boş. Bekliyor. Ertesi günü bekliyor falan böyle. Hayalini kuruyor çünkü radyocunun. Şimdiki radyoculuk öyle değil belki ama. Şimdi öyle düşünen insanlar olabilir. En azından abi bunu dinledin, şunu da dinleyeceksin. Böyle çok fazla böyle kasmaya da gerek yok. Biraz rahat olmalı diyecek. Otomasyondan aynen biraz öyle. Çıkmakta fayda var. Tabii, aynen öyle. Dinleyici de zaten günümüz dünyasında bunu istiyor. Ondan dolayı zaten Amerika merkezi ne çıkmış? Şu anda içinde bulunduğumuz podcast çıkmış. Bravo. Doğallık, akışkanlık, istediğin zaman ulaşabilme yayına aynen. tekrar. Radyoda yayın akıyor tabii ki. Aynen öyle. Onun keyfi başka. Tabii ki podcast aynen. başka bir mecra. Saat 16 ile 20 arası yine eve dönüş yolculuğu yapıyorum. Hafta içi her gün. Evet. Hafta sonu yayınım yok. Dinlemek isteyen dinleyicilerimi Number One Türkiye bekliyorum. Number One Türk FM'de 98.6 İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Diğer şeyleri de yine Instagram adresimiz Number One Official'dan bakabilir. Mesela İzmir'de ise kaç satır rakansı baksın. Tabii ben orada artık yani Google amca var. Artık herkes her şeyi biliyor. Evet. Cem'in dediği gibi. Yıldız. Beni dinleyin. Sevgili dinleyicilerim bekliyorum efendim. Herkese sevgiler sunuyoruz. Üstatlardan bahsettik. Ata Demirer, Engin Günaydın ve pek çok insandan. Kadir Çetin'e de buradan sevgiler. Selamlarımızı tekrardan. Evet. O zaman görüşmek dileğiyle diyorum. Beni kırmadın. Hoş geldin tekrar ve seni buradan en iyi duygularla uğurluyorum. Çok güzel bir sohbetti. Yine görüşmek çok üzere. Zevk aldım Dilhan. Biz zaten birebir her gün ortalama 4-5 saat görüşüyoruz. Aynı ofis içerisindeyiz. Fakat seninle sohbet etmek çok güzel. Onu baştan söyleyeyim. Gerçekten harika bir yayın. Bu arada ben dinliyorum. Geçtiğimiz günlerde aldığın konuğu da dinledim. Umarım Acun Ilıcalı kadar iyi olur. Ama şunu söylüyorum. Bu programı mutlaka ama mutlaka bütün bölümlerini dinlesinler. Sadece bu programın. Yani diğer programları da tabii dinleyin ama bu program gerçekten samimi bir program. İki Kafa her zaman podcast'te sizlerle buluşmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum beni çağırdığın için. Görüşmek üzere. Güzel anonsuna ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İki Kafa Söyleşi sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.